Efendim Fırat? Düşündüm ki aklımı sürekli kurcalayan şeylerden uzak durmak bir işe yaramıyor. Yaramaz bilirim. Kim bilir bana söylemek istediğin ne kadar çok kötü cümle var. Bu dalga geçilecek bir şey değil Fırat. Evet gerçekten var. Saatlerdir senin içimden kavga ediyorum ben burada. Şimdi gelsem yanına bağıra bağıra kavga etsek. Hayır istemiyorum gelme. Peki hoşça kal. Tamam hoşça kal. Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Hile yapıyorsun sen. Aşkta her şey mübahtır. Öyle mi canım? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Çok güzelsin. Bu senin. Teşekkürler. Oturalım biraz. Oturalım bence. Ama ben sana seninle konuşmuyorum şu an yani. Oğlum sen Deniz'i tanımıyor musun? Şimdi kıza değişiklik oldu. Tak oraya gidiyor, tak oraya gidiyor. Adam zaten ilginç bir tip. İlginçlik hoşuna gitmiştir, sıkılır. Sonra tıpış tıpış geri döner. Yok oğlum bak bu öyle bir şey değil. Irmak bile endişeli. Kız benden yardım istedi. Hayatında ilk defa haklı kız. En azından eski bir dostu olarak da olsa Deniz'in yanında olmak lazım. Değil mi? Göz göre göre batağa saplanmasına izin veremeyiz. Doğru söylüyorsun. Ay vallahi çok güzel ya. Bak bak bak. Ay ne yaptı? Çok güzel değil mi ya? Ne yaptı? Adamı yedi ya. Evet. Ay çok güzel. Senin vilayetin Ali, ben senin yolunu yordum. Ben senin bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Böyle film mi olur lan? Ne olmuş ki abi filme? Zombili lan bu film. Korku filmi miymiş abi bu? Abi vallahi ben hiç filme falan bakamadım abi. Sinemayı falan da son anda çok zor ayarladım zaten abi. Git lan. Git konuş makinistle. Durdursun filmi. Kız da çıkart dışarı. Nasılsın? Biraz daha iyi gözüküyorsun sabaha göre. Öyle mi? Sermet'e gittim ben de biraz. Onunla oturduk konuştuk. Yorgun tabii. Uyuyakaldım ama aklım hep buradaydı. Deniz burada olur diye düşündüm ama. Yok. Gitti. Bıraktı beni gitti yani öylece. Haklı tabii canım. Ben de sabahtan beri dır 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 kafasını yedim. Bir sürü şey söyledim konuştum falan ama. Dayanamadı. Yani ben de haklıyım sonuçta, değil mi? Beni de kimse anlamıyor. Ya abim, lavaboya indi herhalde de. Ya yenge gerçekten çok özür dilerim. Ben bu filme bakmaya hiç vaktim olmadan şimdi senin de için dışına çıkmıştır. Ben bilmiyordum bunun korku filmi olduğunu ya. Yok ya ben korku filmi çok severim. Ne olacak? Samet Bey sana kızdı mı bu yüzden? Ya Samet Bey Ali'ye niye kızdınız ki? Ne gerek vardı? Ya bakın ben gerçekten çok severim korku filmini. Ya samimi söylüyorum bir haftada bir iki tane alıp evde oturup izleriz. Girelim bitirelim şu filmi. Çok ciddiyim. Ya Deniz Hanım bana bu gerizekalıyı korumayın ya. Böyle film mi olur ya? İnsanlar birbirini yiyor. Hem biz daha sosyalistli falan yiyecektik değil mi? Yani sinemaya sonra tekrar geliriz. Büfe yakın isterseniz hemen geçelim. Ha? Buyurun. Vallahi Deniz Hanım tekrar özür dilerim ya. Bu mallıkları yüzünden. Narin anlat bana her şeyi anlat.
İçinden, aklından ne geçiyorsa anlat bana. Sabaha kadar burada oturup seni dinleyeceğim. Ben gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum seninle ilgili artık. Gerçekten. Yani hiçbir şeyden emin değilim. Sen benden uzaktayken her şey daha kolaydı. Yani böyle... seni görmediğim zamanlarda iyi kötü bir hayatım vardı. Devam ediyordum, idare ediyordum. Sonra Irmak'ın kolunda hayatıma girdin tekrar. O günden sonra yani bir yıldır bana yapmadığın şeyi bırakmadın. Bir sürü şey oldu. Ben gerçekten unutamıyorum hiçbirini. Şimdi de kalkmış evlenme teklif ediyorsun hiçbir şey yokmuş gibi. Ben gerçekten güvenemiyorum sana artık. Narin, biz evleneceğiz. Her şeyi unutturacağım sana, söz veriyorum. Bütün bu kuşkularını. Yalnız bu fikir tartışması içindeyken bunu yapamam. Bul o zaman kuşkuları unutturmanın bir yolunu. Bulacağım. İçindeki bütün kuşkuları akıtmaya yardım edeceğim. Ama bu sefer seninle kavga ederek değil. Bana iyi davranarak da geçmişi silemezsin. Narin, kötü davranarak hiç silemem. Yok Fırat, öyle olmaz gerçekten. Gerçekten öyle olmaz. Olmaz öyle. Ben gerçekten evlenmekten korkuyorum seninle. Benimle? Evet, seninle. Evet, güvenmiyorum ben sana. Çünkü her seferinde şahane bir hayatımız olacağını söyledin bize. Ama her seferinde çekip gittin sonunda. Her seferinde yok oldun. Evet, ben güvenmiyorum sana çünkü çok korkuyorum. Çünkü biliyorum ki eğer ben evet dersen başımıza bir felaket gelecek. Her seferinde öyle oldu. Her seferinde ne zaman bir şey kabul etsem ve evet desem... Tamam Nari, tamam. Yine öyle olacak, tamam, biliyorum. Tamam, evlenmeyeceğiz. Bu konuyu kapatıyorum şu an, tamam mı? Açmayacağız bu gece bu konuyu. Senin üstüne geldiğimi farkındayım. Belki yalnız kalmak sana iyi gelir. Niye canım kadar sevdiğim adama hayır diyorum? Neden yapıyorum bu kötülüğü kendime? Neden? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.